Üründen ürüne ve ürünün miktarına göre değişir ama 5 gramın altında şeker ve en azından bir 2 gramın altında tuz çok daha iyi olur. Çünkü paketli ürünlerde özellikle şeyin farkına varamıyoruz, gramajının. Yani bir de şuna dikkat etmek lazım. O paket kaç gram size verdiği besin ögesi miktarında kaç gramlık yazıyor. Çünkü bazen ürün atıyorum 150 gram oluyor ama orada 100 gramlık ürünün bilgileri yazıyor. Şimdi siz ona göre hareket edince aa çok güzel 70 kalori, aa çok güzel şeker oranı işte 1 gram, aa süper başka da eklenti bir şey yok diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz yediğiniz şey aslında orada yazanın çok çok fazlası. Öyle olunca ne oluyor? Yine yanlış bir kalori alımı oluyor ve hadi onu da geçtim vücuda ekstradan olmaması gereken şeyleri ilave etmiş oluyoruz. Yani bu ileride yaşayacağı oksidatif stresi önleyebilmemiz amaçlı çok çok önemli. Hani sizler de buna ne kadar dikkat ederseniz dediğim gibi bu bir sağlıklı beslenme davranışı olmalı. Hani hiç değil belki ama en azından daha doğru besinleri tercih edebiliyor olmak sizi de daha mutlu edecektir diye tahmin ediyorum. Genel anlamda en çok dikkat edilmesi gereken ve üzerinde durulması gereken şeyler bunlar. Özellikle dediğim gibi sebze ve meyvelerde mevsiminde doğru sebze meyveleri tercih etmek. Meyvelerde porsiyonlara dikkat etmek. Çünkü biz meyveyi biraz çerez haline getirmiş bir toplumuz. Yani özellikle akşam yemeklerinden sonra o aile toplantılarında belki normalde işte bir elma bir porsiyon sizin için yarım elma bir porsiyon. İşte 10 çilek bir porsiyon sizler için 5 çilek bir porsiyonsa siz onların çok çok üzerine çıkabiliyorsunuz zaman verdiğiniz sürece. Yani öğünlerin zamanları öğün atlamama kadar öğünleri yaptığınız zamanlar da çok önemli. Çünkü 5 dakikada yemek çok hızlı bir yeme tavrı. Tıkanmalara sebebiyet verebilecek bir tavır ama 20 dakikaları çok böyle İşte yarım saat, 40 dakika, 1 saatlere uzatmak da eski hastalarımız bunu çok daha iyi bilirler. Yediğiniz şeyin hacmini büyütüyor aslında. Yani atıyorum 2 köfte yiyebilecekken 3'e çıkabiliyorsunuz. 3 yiyebilecekken 4'e çıkabiliyorsunuz. Yani uzun sofralar biraz tehlikeli sofralar. Bir de dediğim gibi işte çerezcilik ya da meyvecilik biraz toplumumuzdan gelen bir yansıtma bizim için. O yüzden porsiyonlara dikkat etmek çok çok önemli. Şimdi laktozsuz sütün mantığı ilk günlerde hem gaz şişkinliğinizi önleyebilmek amaçlı hem de yarım yağlı güzel bir içeriği var. O yüzden ama onu siz değiştirebilirsiniz. Yani aradan aynen zamanla isterseniz light'la isterseniz bir süre daha böyle gitmekte fayda var. Sonrasında farklı normal kendi sütünüze çevirebilirsiniz. Katı sıvı ayrımı yemeklerden yarım saat öncesinde ve sonrasında sıvı alımını durdurmak. Bu bariyatrik cerrahi sonrası ömür boyu dikkat etmeniz gereken en önemli kurallardan bir tanesi. Hem uzun vadede mide hacmini büyütmemek amaçlı hem de tıkanmalara ve kusmalara sebebiyet vermemek amaçlı. Bir ilke olarak devamlı olarak devam edecek bir şey. Aynı gazlı içecekler gibi yani esas amaç midenin fizyolojik olarak büyümesi farklı. Midenin yanlış beslenmeyle büyümesi farklı. Yanlış beslenmeyle büyüme grubuna giren ve ömür boyu dikkat edilmesi gereken şeylerin başında geliyor bunlar. Alkol tüketimi çalışmalarda ya da birçok kaidelere göre ilk 6 ay pek fazla önerilmiyor ama işte sosyallikten ötürü 4. 5. ay aralığında deneyebiliyor hastalarımız. Ben genelde şunu öneriyorum. Alkol tüketilecek ortama tok gitmek çok önemli. Yani tok giderseniz en azından içeceğiniz şeyin miktarını azaltma şansınız var. Toklukla beraber yarım saat bekledikten sonra atıyorum sadece bir kadeh tercihinizi şaraptan yana tutarak güne devam edebilirsiniz. Ama işte vodkadır, viskidir, bunlar rakıdır gerçekten hem yanında tehlikeli şeyler barındıran hem de çok daha düşük hacimde yüksek kalorileri olan grup. O yüzden daha işte masum olanlara kaymakta fayda var. Zaten biradır, şampanyadır, köpüklü şaraptır ya da mineralli suyla hazırlanan işte cinler, tonikler onlar biraz zaten artık alınmaması gereken gazlı içecek grubuna giren alkoller.
Mesela bir yere gittiğiniz zaman artık şeker ilavesi soğuk çaylar her yerde var, güzel restoranlarda. Onlardan tercih edebilirsiniz. İçeriği temiz, detoks sularından yine tercih edebilirsiniz. Ama şuna dikkat etmek lazım. Yani detoks suyu diye içeriğindeki meyveyi göz ardı etmememiz lazım. Yani atıyorum sadece bir çilekten ve yeşil sebzelerden ve suyla hazırlanıyorsa problem yok. Ama işin içine çilek, muz, ananas gibi farklı meyveler giriyorsa farkında olmadan yine kalori alımı fazla olur. Ya da haftada bir kendi hazırladığınız ya da iyi bir yerde içtiğiniz şekersiz limonata tabii ki yardımcınız olabilir ama her gün tüketilecek dışarıdaki bir meyve suyu da çok fazla önermiyorum. Burada en güzel şeyler aslında birazcık böyle sütlü içeceklerden yana gidilebilir. Soğuk kahveler ara öğün niyetine sütlü, bol sütlü içilebilir. Fesleğenli, naneli güzel ayranlar sipariş verilebilir. Meyveli, tatlı, sebzeli sular olabilir. Ama işte mesela bir mineralli su ne yazık ki değil, özellikle çok kısa vadedeyken. Bu tarz alternatifler üretilebilir. Dondurma ve frozen yoğurt grubundan faydalanılabilir. Yine sıklığını tabii ki kontrol etmekte fayda var. Her gün olmaz belki. Şimdi yaz aylarında gün aşırı da belki biraz fazla olabilir. Ama gün içi dengenize bağlı olarak değişmekle beraber haftada bir kere tadabilirsiniz. Önemli olan atıyorum bir topta kalıyor olmak. Yani çünkü bir top gelir, iki gelir, üç gelir yerken çok zorlanmayacağınız ve tadını hepimizin sevdiği şeyler olduğu için yenilebilir bir durumda aslında bunlar. Ama en azından bir top şöyle güzel yiyecekseniz de daha böyle meyvelerden yapılmış, hani işin içine çok fazla şuruplar, şekerler, soslar girmeyen dondurma tercih edilebilir. Şeker içeriği yüksek olan, mesela karpuz da çok güzel suyu olan, kavun da çok güzel su oranı olan ama şeker içerikleri de yüksek olan meyvelerdir. Keza aynı şekilde incir de aynı şekilde çok, mesela çok turunculaşmış kayısı da aynı şekilde. Şimdi öyle olunca orada hep işin içine miktarlar giriyor. Zaten ince yarım dilim yediğiniz bir karpuz yanına proteinle beraber yediğiniz bir karpuz çok büyük problem yaratmayacaktır. Önemli olan onu 2-3 dilim yememeyi biliyor olmak. Aynen öyle. Ya da minicik bir incir, her gün inciri tercih etmiyorsanız problem yaratmayacak ama her gün, aynen her gün inciri tercih ediyor özellikle olursanız, tabii araya böyle biraz İncir daha, olanlar bir de aynen incir öyle. olanlar. Aynen öyle. Lif içeriği yüksek olanları da tercih etmekte fayda var. Hani o gruba dikkat edebiliriz tabii ki. Tamam.